Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Geçenlerde bir videoyla karşılaştım. Videoda Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Donald Trump'ın bir önceki eşinden olan çocuğu Ivan Trump'la karşı karşıya geliyor ve yüzünde garip bir ifade oluyor. Bir anda böyle gülümserken, bir anda başka bir ifadeye falan dönüyor. Dedim ki bunu mutlaka mimik analizini yapalım. Evet, bu videoda sizlerle Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın yüz ifadelerini mimik analizini inceleyeceğiz. Çok ilginç sonuçlar var. Hazırsanız başlayalım. Evet dostlar şimdi ilk önce gelin bir birlikte görüntüleri bir inceleyelim, bir izleyelim. Ondan sonra ben size bir de yavaş versiyonunu da hazırladım. Bir önce normalini izleyelim, bir de yavaş halini izleyelim. Ondan sonra hemen yorumlayalım. Evet çok ilginç değil mi? Bir anda duygu nasıl yüzünde farklı bir şey dönüşüyor? Peki bu duygu gerçek mi? Sahte mi? Neler var? Hemen bunları inceleyelim. Şimdi i̇lk saniyelerde daha Ivanka Trump gelirken Melania Trump'ın yüzünde bir ifade var. Şimdi siz Belki biz sonraki ifadelere odaklandık ama aslında ilk başta bize ipucu veriyor. Daha kadın gelirken, karenin içerisine girerken normalde Ivanka Trump'ın yüzünde bir mutluluk varmış gibi görünüyor. Aslında mutluluk ifadesi yok. Burada olan ifade ne biliyor musunuz? Dudakları bastırma hali var. Dudakları bastırma. Şimdi bizim kaç tane duygumuz vardı? 7 tane ana duygumuz var. Bu 7 ana duygu yüzümüze mimik olarak yansıyor. Duygulardan bir tanesi neydi? Öfke. Diğeri neydi? Tiksinme şaşkınlık var korku var üzüntü var küçümseme var mutluluk var tiksinme de var arada. 7 tane ana duygumuz var. Dudak bastırma hangisine giriyor derseniz öfkeye girer. Öfke de kendi içinde iki ayrılıyor. Normal bir öfke hali var bir de dudak bastırmalı öfke hali var. Normal öfkeden hemen onun örneğini vereyim size. Kaşlarımı çatıyorum dudaklarda herhangi bir bastırma hali yok. Bu normal öfkelenme durumu. Dudakları bastırdığım andan itibaren bunun bir aşkı anlamı var. Nedir dersiniz? Kişi fiziksel şiddet uygulama ihtiyacı hissettiğinde karşısındaki, karşısındaki kişinin canını yakmak istediğinde dudak bastırma tepkisi gösterir. İşte burada Ivanka Trump tam Melania Trump'ın karşısına geldiği andan itibaren aslında bir mutluluk ifadesi varmış gibi görünürken Melania Trump'ın yüzünde dudakları bastırdığını görüyoruz. Yani bir fiziksel şiddet uygulama ihtiyacı, bir Ivanka Trump'ın canını yakma ihtiyacı hissediyor. Hatırlatayım tekrardan Ivanka Trump Melania Trump'tan önce Donald Trump'ın evli olduğu eşinden ortaya çıkan çocuk. Dolayısıyla bir güç savaşı olabilir. Trump'ın üzerinde hangisi daha hakimiyet kurmaya çalışıyor benim dediğim olsun falan gibi durumlar zaten bununla ilgili de çok fazla haberler ortaya çıkmıştı. Şimdi hemen bunun ardından neye bakıyoruz? O tebessüm haline de bir bakalım gelin birlikte. Melania Trump'ın yüzünde bir tebessüm hali var. Bir mutluluk ifadesi var. Peki bu mutluluk ifadesi ne kadar doğru? Bu gerçekten gerçek bir mutluluk hali mi yoksa sahte ifade mi? Sahte ile gerçek mutluluğu birbirine ayıran iki tane ana ipucumuz vardı. Birincisi dudak kenarları yukarıya doğru kalkar gerçek mutlulukta. Dudak kenarlarının yukarıya doğru kalkmasıyla yanaklara hava dolar, yanaklara hava dolmasıyla birlikte göz kenarları yani kaz ayakları dediğimiz yerler kırışır. Ama Melania Trump'ın mutluluğuna baktığımızda ne göz kenarlarında kırışma var ne de dudak kenarları yukarıya kalkıyor. Dudakları düz bir form almış. Dolayısıyla bu ifade, buradaki mutluluk ifadesi de sahte bir mutluluk ifadesi. Şimdi buraya kadarki kısmı tamamladık. Ivanka Trump geldi. Melania Trump'la selamlaştı. Melania Trump yüzünde bir mutluluk ifadesi gösterir gibi yaptı. Aslında bunun bir perdeleme yaptı mutlulukla. Alt ifade neydi? Öfke. Davranışa veri, davranışsal yani canlı yakma isteği olan bir öfke ifadesiydi. Oradan yavaşça uzaklaştı. Donald Trump'ın yanına geçtiği andan itibaren Melania Trump'ın yüzündeki sahte ifade bir anda başka bir şeye döndü. Yani böyle çok hızlı bir geçiş oldu. Mimiklerde çok temel bir kural vardır. Dikkat edelim bu cümleye. Bir duygudan diğerine hızlı geçiş varsa ilk duygu sahtedir. Şimdi cümleyi tekrar edeceğim bir duygudan diğerine hızlı geçiş varsa ilk duygu sahtedir. Ne demek bu? Ben mesela bir anda tebessüm ederken ağlamaya başlıyorsam, işte ağlarken birden gülüyorsam ya da burada olduğu gibi birden böyle gülümserken birden yüzün başka bir şey dönüşüyorsa yani o hızlı bir geçiş durumu söz konusuysa ilk duygu sahtedir. Zaten biz bunu daha önce oradaki tespitlerle yapmıştık. Melania Trump'ın yüzündeki mutluluğun sahte olduğunu söylemiştik. Peki hemen ardından gelen duygu ne? O başını çevirir çevirmez bir anda başka bir şeye dönüşüyor. Şimdi buna siz öfke diyebilirsiniz başka bir şey söyleyebilirsiniz. Küçümseme diyebilirsiniz. Ama eğer mikro ifadeler konusunda yeteri kadar çalışmışsanız, yeteri kadar antrenmanlar yapmışsanız, mimikleri, yedi ana duyguyu çok iyi tanıyorsanız bu duyguyu yakalamanız çok kolay olacaktır. Nedir derseniz bu duygu? Öncelikle neler var? Ona bir bakalım. İpucu olarak ne yakaladık? Üst dudak hafifçe yukarıya doğru kalkıyor üst dudak hafifçe yukarıya doğru kalkıyor. Şimdi deneyin siz de ben anlatırken deneyin üst dudaklarınızı hafifçe yukarıya doğru kaldırın. Hissettiğiniz duygu beynimizdeki amigdalanın hemen bize yaşatacağı duygunun adı nedir derseniz 7 duygu içerisindeki en güçlü negatif duygulardan bir tanesi tiksinme sevgili dostlar. Tiksinme de ikiye ayrılıyor tıpkı öfkede olduğu gibi. Bir ortama verilen tiksinme bir de Davranışa verilen tiksinme, ortama verilen tiksinme daha kolay, yakalaması da kolay. Zaten burnumuz hemen kırışır onda. Pis koku, kötü yemek, iğrenç ortam, bir yere geziniz çok kötü kokuyor, o an böyle böyle oluruz. Bu, beynimiz, yüzümüzdeki delikleri kapatmak için o bölgeyi böyle yukarıya doğru toplar, burnumuz kırışır. Bunda bir problem yok. Ama burada Melania Trump'ın vermiş olduğu tiksinme ifadesi iki numaralı tiksinmeye giriyor. Nedir o? Davranışa verilen tiksinme nasıl oluyor? Sadece üst dudak hafifçe yukarıya kalkar. Reddetme ihtiyacı hissettiğimizde, karşımızdaki kişinin davranışlarını ötelemek istediğimizde, mesafe koymak istediğinizde, bir teklifi reddetme durumunda vereceğimiz tepkinin adı tiksinme ifadesidir. Üst dudak hafifçe yukarıya kalkar. Melania Trump burada Ivanka Trump'a karşı aslında davranışsal bir tiksinme ifadesi gösteriyor. Dolayısıyla buradan çıkaracağımız sonuç ne? Neler var elimizde? Bir tane ilk başta ilk girişte ne gördük? Öfkeyi gördük ama davranışa verilen öfke burada fiziksel şiddet uygulama halinin olduğu. Oradaki davranışa karşı fiziksel şiddet uygulama isteğinin olduğu öfkeydi. Ardından sahte mutluluğu gördük. Sonra bir duygudan diğerine hızlı geçiş vardı. Hızlı geçişten hemen sonra gelen duygu neydi? Tiksinme, üst dudak hafifçe yukarıya kalktı. Tüm bunların hepsinde ne var Melania Trump'ta? Hep bir mutlulukla bu duyguları, öfkeyi, tiksinmeyi kapatmaya, maskelemeye çalışma hali var. Bu tepki, e, mutluluk tepkisi zaten burada çok kullanılır. Örneğin mesela yalancılar da çok sık kullanırlar. E, duygularını saklamak için hemen mutluluğu gösteririz. Çünkü karşı tarafa daha sempatik görünmek için onların sempatisini toplamak için mutluluk duygusu, mutluluk mimiği en ideal mimik türüdür. Şimdi bu Melania Trump'ın bu döneme kadarki birçok buna benzer tepkilerini görüyoruz. İşte Trump'ın eline vurma hali, bu tip böyle hızlı tepkiler göstermesi benim çok kişisel görüşümü söyleyeceğim ben Melania Trump'ın en azından sözsüz mesajlarla almış olduğum, okumuş olduğum sonucu sizinle paylaşayım. Melania Trump'ın o bulunduğu ortamda hem Trump'ın eşi olarak hem Trump'ın işte çocukları, oğulları, şu su bu su akrabaları falan aslında hepsine karşı bir davranışsal tiksinme halini yaşadığının çok net söyleyebilirim. Kim bilir belki bir gün patlar ve kendince dökülür o aile içerisindeki bütün işte kirli çamaşırları, beyaz çamaşırları her şeyi ortaya atabilir. Bilemiyorum ama bulunduğu yerde yani orada Donald Trump'ın yanında olmaktan, Donald Trump'ın kızının yanında olmaktan çok da mutlu olduğunu söyleyemeyiz. Evet sevgili dostlar bu videoda sizlerle Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın yüz ifadelerini, mimik analizini yaptık. Bir başka videoda bir başka konuyla yeniden birlikte olacağız. Mimik analizleriyle devam edeceğiz. Elimizde bir sürü böyle buna benzer videolar var. İnceleyeceğiz. Peki siz neler görüyorsunuz? Mesela bu videoyu izlediğinizde ilk neler gördünüz? Ne hissettiniz? Hiçbir eğitim almadan bu konuda nasıl hissediyorsunuz? Aşağıya yorumlara yazmanızı rica ediyorum. İlgisini çekeceğini düşündüğünüz arkadaşınız, ailenizden biri ya da dostunuz varsa bu videoyu da onunla paylaşabilirsiniz. E hadi buraya kadar şey yaptık. Çay mı? Abeti gibi ol çayımıza yanımızda ee, kanalımıza da artık abone olun yani şöyle bir gözlemliyorum İzleyenlerin canlı yayına katılanların çok büyük bir kısmı abone değil sadece izleyip geçiyor o yüzden orada bir beğen tuşuna basın bir abone olun böylece daha çok kişiye ulaşalım evet Melania Trump dedik bir başka videoda bir başka konuyla yeniden birlikte olmak dileğiyle sevgiler.